saatinden hepinize selamlar, sevgiler. Biraz ara vermiştik ama arayı bitirdik. Tekrar Berlin eski günlere döndüğü için biz de kum saati programımıza başladık. Önümüzdeki hafta itibaren gene kısım kısım sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü kum saatimizde sırf bir hayatı yaşar gibiyiz. Hani insanlar doğuyor, büyüyor, ölüyor. Onun gibi. Nişanlanıyor, nikahlanıyor, düğün oluyor. Düğünden önce kına oluyor. Kınadan sonra düğün oluyor. Bizim yayınımız da bugün öyle. Önce bir kına törenimiz var. Nurettin ve Hande Yapıcı'nın kızları Melisa'nın kınası var. Önce kınaya gideceğiz. Daha sonra tekrar buraya geleceğiz. Evet, kınadan kısa görüntülerimiz var.
Geçen hafta kına vardı. Bu hafta sonu da düğün var. Düğüne de davetliyiz. Önümüzdeki hafta düğünle ilgili görüntüler size sunmaya çalışırız. Bakalım başarabilirsek. Düğün deyince hemen Göktuğ ve İleyda'nın düğününe geçiyoruz. Çok neşeli, çok samimi, çok sıcak bir düğündü. O düğündeki görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet, pastamız hazırlanıyor. Hadi şöyle bir tempo tutalım. Hazır mıyız? Işıkları kapatıyoruz efendim, ışıkları alalım. Evet. Haydi geliyor. Burada geçti günler, mevsimler. Nerede akşam, orada sabah. Gezdim durdum derdede. Senden önce hiç kimseyi ümitimi bilmeden. Senden önce hiç kimseyi böylesine bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen gitsin hayat bayramlarla, sevamlarla. İstersen gelsin bahar sundurlarla, salkınlarla. İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çaldırlarla. Efendim, alkışlarla bu tarafa alıyoruz. Hadi alkış alalım. Böylesin ellerimiz havada. İsterim söyleyeceğim
Yayının başında söylemiştik, hayat doğma, büyüme, gelişme, hani çocuk, çoluk, çocuk, sonradan hayata veda etme. Bunun bir ilkini daha yaşadık bugün. Berlin'in sevilen seslerinden, sevilen kişiliği olan Hatay Engin kardeşimin cenaze törenindeydik. Şimdi Hatay'ın kendi sesinden şarkıları eşliğinde söyleşilerimiz var. Daha sonra cenazeden görüntüler sunacağız. Cenazeye katılanlara da Hatay'ın adına herkese çok teşekkür ederim diyorum. Evet, şimdi Hatay Engin'in cenazesindeyiz. Aziz, muhterem, saygıdeğer, sanatsever dinleyenlerim. Ben Almanya'nın Berlin şehrinden sizlere sesleniyorum. Bana göre yeri hiçbir zaman doldurulmayacak o büyük merhum sanatçı Zeki Müren taklidi olarak buralarda program yapan, onu yaşatmaya çalışan Hatay Engin isimli bir sanatçı. Sizlere rahmetlinin kendi bestesi olan Şimdi Uzaklardasın, gönül hicranla doldu, hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu isimli eserini beğenilerinize sunuyorum efendim. Dinlemek lütfunda bulunacağınız için hepinize şimdiden sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey her zamankinden yüce olsun. Dualarım sizler için, dualarınız bizler için olsun. Allah'a ısmarladık efendim. Hatay'la tanışmamız, biz Türk İş'e pazara geldiğimiz zaman Ritim 68 Orkestrası olarak Hatay'la o zaman tanıştık, 80 yılında. Hatta bir kere 81'in sonu gibi falan veya 82'nin başı az solist olarak çalıştı Türk İş'e pazarda. Çok iyi arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin, ruhu şahat olsun diyorum. Aramızda
çok iyi ilişkiler oldu. Hatta benim oğlum Özge gitar çalmaya başlayınca, benim oğlum olduğunu duyunca falan onunla çok dalga geçmiş falan. Özge anlatıyordu, şimdi beni bıraktı buraya. Genelde bizim orkestramız dışında hiçbir orkestrayla sahneye çıkmamıştı zamanında. Yani bir tane saz alırdık yanımıza. Kaan'ın klarnet gibi veya yani keman gibi. Bizim orkestrayla çalışırdı. Hatta dedem düğün salonunda çalışırken ekstra işleri geldiği zaman yanımda saz bile getirmezdi. Bütün repertuar. Merhabalar. Hataycığımın cenaze merasimindeyiz. Geldik, bekliyoruz. Çok üzgünüm. Çok sevdiğim, çok saydığım bir arkadaşımdı, komşumdu. Haftanın iki günü kahve içerdik. Gülerdik, sohbet ederdik. Çok severdim. 30 küsür senedir tanıyorum Hatay'ı. Çok üzgünüm. En son bugün 25 Haziran'da gitmişiz ziyaretine. İyi ki de gitmişiz. Ağladı, ağladı. Berlin sanat güneşini kaybetti. Berlin'in başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hatay Engin, Berlin'de ilk tanıdığım arkadaşlarımdandı. 1045 yılı aşkın bir süredir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Çok zaman hafta sonları buluşur, sağda solda yemek yemeye içmeye giderdik. Hatay'ı ilk tanıdığım yıllarda Berlin konsolosluğunda memur olarak çalışıyordu. Gündüzleri memurluk görevini bitirdikten sonra da o zamanların meşhur gazinosu Pusuket diye bir gazino vardı. Pusuket'te sahne alırdı. Çok fazla uzatmayayım. En son söyleşisini yapanlardan biri de benim. O da Kreuzberg Koti'deki süt blokta program yapmaya başlamıştı birkaç hafta. Bir keresinde onunla söyleşi yaptığıma gittiğimde çok güzel resimlerimi çektim. Ve o söyleşiye Türkiye'den de tanıdığı Kemal Dirim abimizin çocukluğunu bildiğini anlattı Kemal Dirim. Hatay'da onunla göz göze görünce piste çağırdı. Onunla biraz şakalaştılar, muhabbet ettiler. O aklımda kalan en diri hatıralardan biri ama Hatay'la anlatılacak o kadar çok hikayemiz, sahnelerde çektiğim röportajlar, resimleri var ki anlatamam. Kendisine Allah rahmet eylesin diyor. Yakınlarına, sevdiklerine, arkadaşlarına, çevresine, herkese başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Hatay Engin senin komşundu. Hatay Engin anlat bize. Hatay Engin ender insanlardan birisi. Bugün Berlin'in bir güneşi gitti. Onun yani konuşulacak gibi değil ama herkese Allah böyle bir komşu, böyle bir insan nasip etsin. Belki dışarıdan bir başka şekil görükebilir ama onun iç dünyasını en çok tanıyanlardan birisi benim. Çok böyle pratik, dünyayı böyle çok detayından tanıyan, insanları kırmak istemeyen, insanlarla daha çok birebir yaşamayı seven, hayatı paylaşabileceği her şeyi paylaşmak isteyen bir yapıya sahipti. Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhuna el-Fatiha diyelim. Hepimizin gideceği yer son durak burasıdır. Ve ben onun son durağına güle güle demeye geldim. Teşekkür ederim. Tefikçiğim, sevgili Hatay Engin çok eski tanıdığım bir müzisyen arkadaşımızdı. Kendisi gerçekten Berlin'de renkli simalardan bir tanesiydi. Sesinin o güzel rengi sahnede beyefendi duruşuyla harika bir sanatçıydı. Son günlerde kendisini ziyaret etmiştik. Durumu çok iyiydi fakat sessiz bir şekilde aramızdan ayrıldı. Hocam bir soru sorayım. Hemen buyur, araya girmişken. Buyur. Son gittiğinizde hemen görüşebildiniz mi yoksa kendisi bir hazırlık yaptı mı? Her zaman olduğu gibi Tefikçiğim bizi bekletti kapıda biraz. Kendisine biraz çeki düzen verdi. Hiçbir zaman insanların karşısına böyle dökük bir vaziyette çıkmazdı. Her zaman temiz düzgün bir şekilde çıkardı. Kendisini hazırladı. Ondan sonra biz odaya girdik. Sohbete başladık. Bayağı eski günler yad ettik. Konuştuk, sohbet ettik, şarkılar söyledik. Kendisine Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Dediğim gibi Berlin çok renkli bir insanı kaybetti. Kendisini her zaman arayacağız. Nurlar içerisinde yatsın, ışıklar içerisinde uyusun. Evet, bugün Hatay Engin'in cenazesindeyiz. Çok üzgünüz. Özür dilerim. Sanat camiasından bir yıldız daha kaydı.
Hatay'ı ben insan olarak çok çok severdim. O herkesin kraliçesiydi. İçinde zerre kötülük yoktu. Tanıdığım nadir, temiz kalpli insanlardan biriydi. Çok üzgünüz gerçekten. O benim için bir sanatçı değildi, bir insandı. Çok sevdiğim bir insandı. Sizin aranızda güzel bir ilişki de vardı. Sen evet. Ne derdin, o sana ne derdin? O bana gülüm derdi. Gülüm demesinden hoşlanmadığım için, bildiği için gülüm diyorum sana derdi. Ben de ona Pamuk Prensesim derdim. Son dönemde Alzheimer'a yakalandığımda bazen tanımıyordu insanları. İlk beni de tanımadı son görüştüğümüzde. Pamuk Prensesim deyince de birden ağladı, hatırladı. Çünkü ben ona hep Pamuk Prensesim, Pamuk Şekerim diye seslenirdim. Gerçekten de şeker gibi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Hatay insanları mutlu etmeyi severdi. Hoşgörülü bakışı vardı. Güzel görürdü her şeyi. İçi güzeldi, temizdi. Hayatta kötü laf dediğini duyamazdın Hatay'ın. Allah rahmet eylesin ne diyeyim ama Hatay hepimizin hayatına güzellik kattı. Şimdi de biz dostlar olarak yanında olmaya çalışıyoruz. Çok üzgünüm gerçekten. Ne diyeceğimi de bilemiyorum yani. Allah rahmet eylesin. Hatay gibi bir insan hayatıma girip çıktığı için de çok mutluyum. İyi ki var. İyi ki arkadaşımmış. İyi ki onu çok sevmişim ve her zaman kalbimde yaşayacak. Gerçekten. Çok üzgünüm. Sağ olun. Merhametsiz kalbini sana benzettiler. Sana ruhsuz, sana hissiz dediler. Halbuki sindir değmendeki beste, sindir bütün bir ruhi kertraş, sana yanır dert, sana boğulu baş, milyonlarca yıl milyarlarca insanın taptığı taş. Sensin süsleyen mektabı surlarla sütunlarla, çeşmeler, kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a uzanan merdivenler, namaz vakti Müslümanlara senden yapılır. Allah günahkar kullarını taş eder. Görmedim ama inanırım, bir gün gelecek gökten yağacaksın sanırım. Taşlardır beka, kalıcı, taşlardır ebediyet. Taştan başka bir yer bakmıştır tarihte ne diye. İnsan ol, taş olur başa. Taş üstü kor yapar, bir yandan durmadan yıkar. Ama bir gün uzatılır boyu boyunca şehrin musalla taşına. Yine bir taş çıkarır başına. İşte bu taştır insandan baki, üstü bir fatih, bir hata, bir baki. Thank you.
Evet, Berlin güzel bir insanı kaybetti. Yeri hiçbir zaman doldurulmayacaktır. Kendisini saygı ve sevgiyle anıyoruz. Evet, Kum Saati programımızın da sonuna geldik. Başka bir programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.